Merhabalar. El çizgileri gerçek mi? El çizgileri ile ilgili durum. Ya aslında gerçek falan meselesi değil. Şöyle bir yorum geldi. Çok böyle şeyleri içerleniyorum ve bununla alakalı bu videoyu çekiyorum. Konuşu diyor ki bu tarz şeyler günaha sürüklüyor sizi ve takipçilerinizi. O kadar öfkeleniyorum ki şuna, ilahlık takınanlara. Böyle salak insanlar var. Gerçekten salaklar ama açık açık söylüyorum. Neden? Burada yani nasıl söyleyeyim, bilimsel bir makaleyi el çizgileriyle ilgili paylaşıyor olabilirim. Ki genelde öyle yapıyorum. İşte kan dolaşımı vesaire vesaire. Zaten böyle şeyler söyleyince hurafelikten veya birazcık daha temellendirilmekten ve olağanüstü bir şey gibi gözükmesinden uzaklaşıyor. O zaman böyle saçma sapan şeyler yazamıyorlar. Bir kişi, bir danışanım bana 37 yaşında, 2 sene önce ona analiz yapmışız. 37 yaşında elinde bir başarı gözüktüğünü söylemişim ve artık bu ne iş üzerine ulaşıyorsunuz onunla ilgili bir başarıdır demişim. Hakeza bu başarı ile ilgili durumu söylemişim ve kadıncağız da bugün bana yazdı, dedi ki 2 yıl önce bana söylemiştiniz, ben atandım bugün dedi. O başarı atanmaymış dedi. Hayırlı uğurlu olsun dedim. Şimdi el çizgileri düşüncemizin özeti. Yani işte bunu gönderen hanımefendi Halime Hanım'dı sanırım. Halime Hanım 35 yaşında bana analiz yaptırmış. Çalıştığı şey üzerine bir başarı gözüküyordu avuç içinde. Aristo diyor ki tüm pasif sistemin aktif faili eldir diyor. Bakın temeli bu. Siz düşünceniz, ne düşünüyorsanız, neyin üzerine uğraşıyorsanız, mesela işte sigara içiyorsunuz. Böyle devam edersen hastalanırsın. Bunu doktor da söylüyor. Bu bir öngörüdür. El çizgileri bu bedenin gösterge panelidir. Bir tanesi yazmış. Yani bunları alsan alınmaz, satsan satılmaz. Elde kişinin çalışkanlığı üzerine bir çizgi çiziliyor ve bu çizgide fizyonomi literatüründe diyor ki bu çizgi bir başarıdır. Akıl çizgisinden yukarı çıkar, kalbe dokunur. Hatta onu da göstereyim. Göstereyim ki hani bunun hurafelikten uzaklaşması olsun. Anladın mı? Yani bu hurafe değil arkadaşlar. Bu insanların olağanüstü olarak göstermesi yüzünden oluyor. Herkes öğrenebilir el çizgilerini. O yüzden eğitim veriyoruz. Herkes öğrenir. Kendi elimden göstereceğim hatta. Şöyle yaklaştırayım. Bakın akıl çizgisi bu. Akıl çizgisinden şöyle bir çizgi çizer misin lütfen? Ben önce çizeyim hatta. Yazan kaleme ne oldu? Hadi. Evet. Şimdi bakın akıl çizgisinden bir çizgi yükselir arkadaşlar. Gözüküyor umarım. Şöyle yükselir. Kalbe dokunur. Kalbe dokunacak ama kalbi geçmeyecek. Dokunduğu yerde yaş hesabı yaparsın. Burası 35. 35'in biraz yine 37. Buraya bir çizgi gelmiş. Kişi marangoz olabilir, kişi yazılımcı olabilir. Her ne iş üzerine uğraşıyorsa, ki disiplinli uğraşıyor demektir. Akıldan çıkıp yukarı dokunuyorsa bununla ilgili bir başarı elde edecektir demektir. Artık neyse bu, bilemem bunu. Kişi neyin üzerine uğraşıyorsa. Hakeza bunu paylaştım. Kadın da yazmış işine gelene, yok ne demiş? Bu tarz şeyler günaha sürüklüyor seni ve takipçilerini. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem siz Müslümanlar kalben rahatsız olduğunuz şeyden fıtratınızı bozmaması için uzak durun vesaire sözü var. Bilemedim, yaptığınız şeyler bazen hoş görünmüyor. Eleştiriye açıksan yorumumu ciddiye alırsın, iyi günler. Bu kadın benden eğitim aldı. Bakın o kadar cahil ve bilmiyor ki, bu kadın eğitim aldı el çizgileriyle ilgili. O kadar öfkeleniyorum ki aptallığa hiç tahammülüm yok. Salaklığa hiç tahammülüm yok. Yani insan bir şey anlamıyordur. Anlamaması ile ilgili bir duruma bir soru sorarsın, öğrenirsin. Ama bu senin böyle bir, ki burada pasif saldırganlık da yapıyor. Ben biraz da ona tutuluyorum. Yani sen günaha girdin. Allah mısın ya? İlah mısın? Gelecekle ilgili haber verdin. Gelecekle ilgili haberi verdirten Allah zaten. El çizgisini veren o. El çizgisini çizen o. Çünkü al yuvar neticesiyle George Mason'a 1853'te al yuvarlar diyor, avuç içine gelir. Senin düşüncen, heyecanın, düşünce durumun değiştiği anda al yuvar sayısı değişir, çizgiler değişir diyor 1853'te. Kaynağı William Werner kitabı da var. Yani kaynak endişesi olanlarla da paylaşırım. Ama bunlar kaynak falan istemiyor. Yani şey demiş şimdi de, Allah hidayet versin. Şimdi dinden çıkardı beni falan. O kadar uyuz oluyorum ki böyle Müslümanlığa. Yani ne demiş? İşine gelene hadis diyorsun. İşine gelene hadis. Ben hadislere çok itibarımı, Kur'an'ı biliyorum. Kur'an'ın hepsini biliyorum. Kendimi sizin gibi ortalık yerde tanıtmıyorum. Ama ben çok bilgiliyim. Anam Allah, Allah. Söveceğim ya. Gerçekten. Muhatap olmamam lazım ama ilahlık takınanlara karşı böyle bir iğrenç, mide bulandırıcı bir hal bende hasıl oluyor.
Hakeza arkadaşlar, el çizgileri, günah, haram vesaire, gaypla ilgili meseleleri bilmediğiniz için veya gaypla ilgili meseleleri merak etmediğiniz için gayb dediğiniz şey bilinmeyendir. Bahçendeki çiçekleri bilmiyorsan o senin için gayiptir. Bahçeye çıktığın andan ve taharri böyle araştırmaya başladığın andan, tahkik etmeye başladığın andan itibaren o senin için gayb olmaktan çıkar. Bunu gayb olmaktan çıkaran da Allah'tır. Çünkü ilim sahibi odur. El alimdir. Sen de onun tecellisin. Hakeza bu bilimsel olarak da, yani naturalizm perdesi üzerinde, yani naturalizmin üzerinde çektikleri o bilim perdesiyle de ispatlanmış el çizgilerinin, parmak yapısının, kulak yapısının hepsinin birer karşılığı olduğunu karakteristik olarak gösteren bir şeydir. Kan dolaşımı dolayısıyla oluşur. İşte dini olarak da işte gelecekten haber veriyor falan. Bu bir öngörüdür. O zaman altının yükselmesi veya alçalmasıyla ilgili ekonomistlerin yaptığı yorumlar, hava tahmin raporları ile ilgili yapılan yorumlar hepsi sizin için haramdır. Siz o zaman yaşayın kümeste. Böyle Müslümanlık olmuyor. Anlatabiliyor muyum? İşte bir tanesi çıkıyor diyor ki şu sureyi oku, hiçbir şey yapmana gerek, para sana gelir. Bu tembelliktir. Bu ahmaklıktır. Bu Cenab-ı Hakk'ın size söylediği şey değildir. Ben böyle bir şey kabul de etmiyorum yani. Böyle. Bu noktada evet okursun, bereketlenir vesaire ama o seni çalışmaya şevk ediyor zaten. Bir bakıyorsunuz o seni gerçek anlamda yaptığın işten daha bereketli hale gelmesi gerekiyor ama yokun bereketi olmaz. Ahmak olmayın. Yani İslamiyet böyle sizin evinizde oturup da hiçbir şey yapmaksızın size gökten bir şey yağması demek değildir. Onu Yahudiler istedi. Siz Yahudi değilsiniz. Yani bu konu çok Zülfiyar'a dokunan bir konudur. Ama el çizgileri Hazreti Peygamber'in siyerinde de geçer. Onun avuç içi genişti ve o cömertti diyor. Hazreti Ebubekir ayak okuyor. Ayaklara bakarak hangi ırktan olduğunu anlıyor. Çünkü onunla alakalı iz taşıyor. Karakteristik olarak özelliklerini taşıyor. Hakeza sureyi unuttum. Hangi ayette unuttum? İsra suresiydi sanırım. Her insanın ameli şakilesine göredir diyor. Şakile ilmidir. Zaten İslam uleması da din geliyor. Biz İslamiyet diyor ki hani bu ilimler acaba dinimize uygun mu? Bakıyorlar ve el çizgileri uygun. Osmanlı'da kıyafet nameciler var. Yani Osmanlı şeriat diyor yönetiliyor. Ve orada kıyafet nameciler, memurlar gidiyorlar. Sokullu Mehmet Paşa gibi, Mimar Sinan gibi adamları tespit edip, keşfedip alan adamlar. Bunu kıyafet nameciler yapıyor. Enderun'a alacakken mektebe birini kıyafet nameciler de o jüri içerisinde yer alıyor. Daha ötesi Roma çok iyi biliyor. Roma elçiliğini çok iyi biliyor. Daha ötesi Oğuz Kağan Destanı'nda babası fizyonomi verilerine göre anlatıyor. Alnında ben vardı, dudakları ateş kırmızısıydı. Şöyle karakteri olacaktı. Böyle böyle anlatıyor. Türkler çok iyi biliyor, eski Türkler el çizgilerini, yüz çizgilerini. Çok kadim bir ilim yani. Tüm medeniyetler kullanmış. Mısır, Akatlar, Sümerler, beyitler var. El okumak, yüz okumak. Birileri suistimal ediyor. Suistimal ettiren de böyleler işte. Anlatabiliyor muyum? Saçma sapan işler. Ve böyle olduğunda İslamiyetle ilgili bir kaygınız varsa üslubunca sorarsınız. Böyle aptalca değil. İşte sen günahkarsın, kafir oldun falan. Ya siktir oradan ya. Yani sen kimsin de şey yapıyorsun, insanları dışarı dışlıyorsun. O yüzden bu konuda hiç dilimi de sakınmam, kendimi de sakınmam. Ben delilli konuşuyorum. 2-3 tane gerizekalının söyleyeceği şeye karşı da çok naif davranamam. Ben ne beyim ne efendi. Ben benim. O yüzden bu konuyla alakalı çizgiyi aşan ve hududu aşan kişiye de ağzının payını veririm. Vermeyen düşünsün. Çünkü ilmin bir izzeti vardır. Netice itibariyle bir kişi bir matematikle ilgili veya çok daha kendi alanımdan vereyim. Mesela sportif bir performans, işte güreşçisin. Ben çok defa söylüyorum. Mesela güreşçi, abi güreşelim diyorlar güreşçiye. Diyorum ki abi bak bunun ense kökünün üstüne vur. Çünkü bu benlik yapıyor. Seni küçük görüyor, ben seni yenerim. Sen mesleğinin hakkını ver. Ama seninle dostane güreşmeye çalışanı zaten sen biliyorsun. Ama merhamet etme. Ense köküne vur, haddini bilsin. Çünkü ilmin bir izzeti vardır. Senin de yıllarla emeğini verdiğin bu sporun bir izzeti vardır ki o da bir ilimdir. Kolu nereden tutarsın, nereden çekersin, nasıl tuş edersin? Bunların hepsi yıllar yılı senin kazandığın tecrübe ve ilimle oluyor. O yüzden hakkını ver. O yüzden ben de şu an böyle ipa sapa gelmez ithamlarla çok öfkeleniyorum. Yani insanın sual sormasının bir temeli vardır. Ya İslamiyet'e uygun mudur el çizgileri sorarsın. Hurafe midir, bilimselliği var mıdır? Bunun nedeni yine halktır, söylüyorum. Avamdır yani, tahtel avamdır. Sen birilerinin olağanüstü bir kişilik gibi ortaya çıkıp ben el çizgilerini okuyabiliyorum işte bak böyle böyle lazım. Herkes okuyabilir. Bu kulak kaşın hizasında mı değil mi? Bunu herkes görebiliyor mu? Görebiliyor. Kaşın üstündeyse daha erken hayata başlarsın. Kaşın altındaysa daha geç hayata başlarsın. Demek ki tembelsin. Demek ki hayat seni
biraz daha geç bırakmış. Belki başka sebeplerden, belki tembellikten. Genelde tembellikten olur. Ailenin çok iyi konfor sağlamasından olur. Geç hayata başlar. Yani bunu herkes okuyor. Bunun için manevi bir şey gerek var mı? Hayır, bu kulağın üstte veya altta konumlanmasına hayret edersin. Bunu okumaya değil. İşte insanlar aptal ve gerizekalı olmazsa böyle, her halükarda bunun aslında Cenab-ı Hakk'ın bir ayeti olduğunu, bu el çizgilerinin kan dolaşımı dolayısıyla dönüştüğünü ve yeniden çizilip yeniden silindiğini görürsün ve dersin ki ya nasıl oluyor da benim düşüncem elime bir gösterge paneli gibi yansıyor? Ya Rabbi sen harikasın dersin. Allah'a karşı hayretin artar. Ama adama karşı değil. Adam bir, mesela ben burada YouTube'da veya Instagram'da bir şeyler anlatıyorum. Ben bir bakır telim. Ben bilgiyi, bildiğimi, doğru gördüğümü aktaran bir bakır telim. Hiç telefonla konuştuğunda bakır telle veya interneti getiren kabloya müteşekkir oluyor musun? İnternete getiren kabloya kimse müteşekkir olmaz. O bir aracıdır çünkü. Yani esas kaynağı elini öpmüyorsun da aracının elini öpüyorsun. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bunun gibidir. Geliyor benimle uğraşıyor. Sen benimle uğraşma. Bu ilimle uğraş. İlmin gösterdiğiyle uğraş. Çünkü ben bir bakır telim. Benim bir kıymetim yok bu konuda. Taşıyıcılığım nispetiyle bir kıymet vereceksen o ayrıdır. Ama sadece o kadar. Ama gelip de böyle pasif sargılanma gerizekalı gibi haller yaparsan ben gerekeni yaparım. Kitabın ortasından da konuşurum. O yüzden bu beni çok dolduruyor. Bu yeni bir şey değil zaten sürekli. Yok sen dinden bir şey yapıyorsun falan filan. Bunun dini karşılığı da var. Yani İmam Şafii'nin eseri var. Bediüzzaman'ın kendi beyanıdır. Cumhuriyet zamanında yandı. Ha iyi ki yandı diyor ama el çizgileriyle ilgili beyanı var. Mesnevi Nuriye'de Bediüzzaman bahsediyor. Bu adamlar Darül Hikmet azası. Hani Bediüzzaman kimdir? Dinle ilgili bir kaygın varsa Darül Hikmet azasıdır. Ben bilimle ilgili kaygıları olanlar için de makaleleri söylüyorum. 1853'te var. 1994'te R.C. Bani'nin yine deri korpuskülü ile ilgili bir sürü yayını var. Yani el çizgileri senin düşüncenin özetidir. Çünkü beyin den gelen sinir ağları en çok avuç içindedir. En çok aslında sinir ağlarına göre bedeni orantılayacaksak avuç içi bedenin en büyük yeridir. En büyük yeridir. Yani buraya geliyor tüm şey. Neden buraya geliyor? Çünkü el zihnin özetidir. Bu böyledir. Ayetlerde de var. Tevrat'ta da, Yeni Ahit'te de var. Hebrev'de. Dini beylerde İncil'de çok görmedim ama Yahudiliğin kitabı olan Tevrat'ta, Yeni Ahit'te, Eski Ahit'te var. Yeni Ahit'te Talmud'da var, özür dilerim. Talmud'da var. Tora'da geçiyor. Şeylerini hatırlamıyorum, numaralarını. Ama Kur'an-ı Kerim'de var. Her insanın ameli şakilesini görür. Bakın bunu bilmiyorsan da büyük zatlar, İslam uleması bununla ilgilenmişler. Astroloji ile İbnül Arabi derleyip topluyor. Yani İbnül Arabi el çizgilerini derliyor, topluyor. Sen demek ki bunun temelini bilmiyorsun. Yani insan şunu söyler. Yani ben demek ki anlamıyorum. Buraya bir de gelmiş diyor, ben Kur'an'ı çok iyi biliyorum. Kur'an'ın hepsini bilecek kadar da ilmim var yazıyor. Yani bu vesileyle tüm bu tarz kendini bir hal zanneden taassup sahiplerine söylüyorum. Ben iki tane zikir çekerim gökten bana para yağar diye bekleyen ve Cenab-ı Hakk'ın emrettiklerini anlamayan, tüm tamamen kainat kitabının okunması üzerine, tüm sistemi kuran, kainatın içerisinde gerek enerjisel, gerek çakrasal, gerek psikolojik, gerek bünye olarak beslenmeden tut eşinle gireceğin ilişkiye kadar hepsini belirleyen, tok karna değil aç karna kitabı oku diyen, eşinle birlikte olacağın günlere kadar söyleyen, nasıl temizlenmen gerektiğine kadar söyleyen din bunu da söylüyor. Ama sen gerizekalı olduğun için kendi taassubunu dine yansıtıyorsun ve insanlar dine bakış açısı olarak da kötü bakıyor. Ben bunu hep söylüyorum. Yok el çizgileri okumak şöyle falan, arkadaşlar grafik okumadır. Herkes okuyabilir. Sen nasıl ki matematik biliyorsun, bu konuyu 5 bilinmeyen denklem olarak bilmeyebilirsin ama para saymak olarak veya alışveriş yapmak olarak bilirsin. Bu da öyledir. Hepiniz öğrenebilirsiniz. Herkes öğrenebilir. Çünkü bu olağanüstü bir şey değildir. Olağanüstü olan bu ilmin varlığıdır. Gözükendir. Ama bunu okuyabilmek ve okuyabilene bir harikuladelik atfetmek, bu olmuyor işte. Bu doğru değil. Bu böyle olduğu için de böyleleri çıkıp saçma sapan işler konuşabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Ve ben de rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü ben bu işin sadece grafik okuma işi olduğunu ve herkesin bunu okuyabileceğini, lakin bu grafiğin çizilme hadisesinin fevkalade bir incelenme konusu olduğunu söylüyorum. Hayret edilecek olan ilmin işleyişidir. İlmin icrası değildir. Bu çalışırsın, gayret eder. Zaman 10-11 yıldır el bakıyorum. Bildiğim her, öğrendiğim her çizgiyi gidip sağlamasını yapıyorum. Adam öldürmekten tut, boşanmaya kadar sağlamasını yapıyorum. Aldatmaya kadar sağlamasını yapıyorum ben bunun. İşte falan hastalık elde var mı bakıyorum. Ensest var mı bakıyorum. Buluyorum yani.
Bu çalışmanın meyvesidir. Fiili bir duadır. Allah verir. Bunu herkes yapabilir. Ama bu işin anlaşılmaması ile ilgili durum bu tarzdır. Yani bu yobazlıktır. Nasıl ki insan kendi görüşünden olanı eleştirmeye izin vermez. Burada da işte eleştirmeye falan izin verme bir kenara, bir beylik, bir hal söz konusu. İşte sen günahkarsın, insanları da günaha sürüklüyorsun falan diye. Ya iyi ki İslamiyet'i biliyorum. Ve iyi ki İslamiyet'i bunlardan görmedim. İyi ki, yani hamdolsun. Soğumuyor da içim. Yani şöyle videoyu kapatıp yukarıdan aşağı küfür etmem lazım. Gerçekten soğumuyor. Yani bu aptallık, yani o gerizekalılık. Buna tahammülüm yok. Ya işte çok sinirliyim. Sana ne kardeşim? Sinirliyim, öfkeliyim. Şerefsiz ve böyle gerizekalıca sarf eden kelimeleri insanlara karşı öbür yanağımı dönecek de değilim. Dönmemi söyleyenlerin de yukarıdan aşağı ne varsa söylüyorum onlara. Yani sen misin bu şehrin zaptiyesi? Değilsin. Yani hiza vermeye çalışıyor. Bakın, kadınlarla uğraşmak gerçekten zor. Ha, çok iyi insanlar var mı? Ben söylüyorum. 100 kişiden 4 tane 5 tanesi böyle. Elimi vicdanıma koyup söylüyorum. Gerçekten 100 kişiden 3'ü 4'ü böyledir. Gerçekten o 100 kişinin içerisinde 15-20 tane o kadar değerli insanlar var ki, o kadar değerli kadınlar, erkekler var ki inanamazsınız. O kadar anlamaya dönük, öğrenmeye dönük ki ben öğreniyorum. Mesela bu konuda da insanların bazılarının bir yerlerinde bir şey yapıyor. Özellikle YouTube'da birkaç tane kullanıcı var böyle. Onların da kim olduğunu esasında biliyorum. Düşmanlık ediyorlar. Hiç sorun değil, edebilirler. Ama onlara yönelik söylüyorum. Yani ben birilerine bir şey öğretmekten ziyade paylaşımcıyım diyorum. Ben bakır bir tel nispetindeyim. Lakin buradaki konuyu kaçırdım ya. Isı çok yüksek olunca yüksek ısıda bazı şeyler eriyor. Neyse. Öyle arkadaşlar. Ha, çok değerli insanlar vardı işte ve ben öğreniyorum. Öyle şeyler mesela soruyorlar ki fevkalade beni araştırmaya teşvik ediyor. Ayrı bir de onların da bilgileri var. Çok güzel benimle paylaşıyorlar ve inanılmaz hoş şeyler oluyor. Lakin böyle boş şeyler de oluyor ve ben boş şeylere karşı gereken cevabı vermekte. Bununla da hiç pişman değilim. Çok da övünüyorum yani. Çünkü hadsize karşı, zalime karşı sen boyun eğersen zalimin zulmüne eşlik edersin. Böyle aptallara karşı da aptallığını yüzüne vurmazsan onların aptallığına yağ sürersin. Kimse kusura bakmasın. Ki aptal da değil bu. Çok akıllı, sadece pasif bir saldırganlık yapıyor. Bilmiyor ki ben onun boğazında kalırım. Öyle arkadaşlar, haramdır, helaldir, böyle konuşmalarım da birilerine batıyorsa, oturduğun yerde bir şey sana batıyorsa, seninle alakalı olmayan bir konu, sende bir problem vardır. Bunu da çok yaşıyorum. Bir video çekiyorum. Diyor ki bana mı söyledin onu? Sen kimsin ya? Ben seni tanımıyorum bile. Sana bunu niye söyleyeyim? Ruh hastaları var yani. Onlara da gider. Yani onların da canı cehennem, umurumda değil. Ama gerçek anlamda böyle bir itham, yok sen dinden çıktın falan. Yemin ediyorum dişlerimle etini koparasım geliyor. O kadar öfkeleniyorum. Ya bu saçmalık yani. Ve bu saçmalığa karşı da yılacak değilim. Yeni değil, yeni yeni şeyler olmuyor. Hep oluyor. Ama bugün biraz böyle peygamberi, Kur'an'ı kullanarak bunu yapıyor ya, deliriyorum yani. Neyse, haramla helalle ilgili bir sual olursa güzelce sorun arkadaşlar yorumlara. Ben onları kronolojik olarak sıralayayım. Hadistir, ayettir, büyük ulemaların hangisi el çizgilerine bakmış, nasıl ilgilenmişler, bunları yazayım. Yani Engizisyon mahkemelerindeki gibi ya. Havanda ot dövüp ilaç yapanlara cadı deyip diri diri asanlar aynı kafa, aynı bok bunlar yani. Kitap yakmak nasıl ki o zamanlar adetti, milyonlarca kitap yaktılar Endülüs'te. Yani o tarihlerde 1500'lü yıllarda bir kilisede 36 ile 100 arasında kitap varmış. Beyaz Takman anlatır. Ama bir kütüphanede, Müslümanların kütüphanesinde, özellikle Endülüs'te ismini verdiği bir kütüphanede 1,6 milyon kitap var. 300 nere, 100 nere, 1,6 milyon nere. Yani fevkalade bir çokluk ve bunlar gelip anlamadığı şeyleri yaktılar. İşte bunlar da anlamadığı şeyleri aforoz ediyor. Aynı şey yani. Bugün de var bizim ülkemizde de. Belli bir güruh eli gücünü alsın solucana, yine aynısını yapar. Yine kurar İstiklal Mahkemesi'ne ileti asar. Yine kitapları yakar. Aynı şey yani. Hiçbir farkı yok. Yani birinin kisvesinin Müslüman, diğerinin kisvesinin Kemalist olması fark etmiyor. Yobaz yobazdır. Adam Müslüman da olsa yobazsa yobazdır. Kemalist de olsa yobazsa yobazdır. Sağcı da olsa yobazsa yobazdır. Solcu da olsa yobazsa yobazdır. Bu eleştirisel bir bakış açısına sahip olamamaktır. Eleştiri ne demektir? Araştırmaya vesiledir.
Yani bir şey eleştirilebiliyorsa müthiştir. Burada eleştiri yok. Ben eleştiri cümlelerini tam tersi sorularını sarf edin. Yorumlara sorun ki onunla ilgili video çekelim, canlı yayın yapalım, izah edelim, daha farklı kaynaklara bakayım ben de. Ama bir delil yok. Sen günaha girdin, dinden çıktın. Ha siktir lan oradan. Sen misin? Papaz mısın sen beni dinden çıkarıyorsun? Yani böyle bir aymazlık var. Bu aymazlığa karşı da ses çıkarmayana da ben çok... Ya öyle deme işte. İnsanlar dinden çıkmayla ilgili sen söylemesin. Ne böyle? Ne bu tavır yani? Bu özgüvensizlik ne? Müslümanın özgüvensizliğine de tavım. Yani biraz bilgili olan da bir özgüvensizlik de oluyor. Kardeşim tevazu ile özgüvensizlik aynı şey değil. Tevazu yapacağın yer böyle aptallar veya ehil olmayan insanlar değil yani. Bu konuyla da ilgili de farklı farklı saatlerce video çekip konuşabiliriz. Ama kısacası yobaz her yerde yobaz. Ben de bir iniyorum bir çıkıyorum Tokyo borsası gibi. Ama gerçek anlamda kanıma dokunuyor yani. Birilerinin gelip de İslamiyet'te böyle yapıyor. Ve böyleleri yüzünden çok insan hani tamirci çırağını söyleyen Cem Karaca. 60 yıl önce bir tokat yedim. 60 yıl sonra ancak camiye dönebildim diyor. Bunlar işte anlatabiliyor muyum? Soğuturlar adamı yani. Biraz böyle vaveyla etmemin nedeni bu. Dini kullanıyor oluyor olması. Yoksa çok bana yazan var işte sen falcı mısın falan. Yani falcı değilim ama bak diyorum yani. Sinirlenecek bir şey yok orada. Çünkü adamın bir şey kullanıp da sana kılıç çekmesi yok. Yani bir savaş oluyor ya kılıçların üzerine ayetleri yazıyorlar. İşte siz bakın yanlış yapıyorsunuz. Bak bizim kılıcımıza ayet var. Bunun gibi bir şey bu. Yani bu çok ilginç bir şey. Ama insan eleştirir, küfür eder, dalga geçer. Bunları tebessümle okuyorum. Hatta bazıları çok inanılmaz iyi mizahı var. Çok iyi makara yapıyor. İşte bıyıklarına falan inanılmaz iyi makara yapıyorlar. Ve çok da gülüyorum bunlara. Güzel spesifik şeyler. Şahsımla ilgili durumlarla ilgili problem yok. Ama burada inancı minancı kullanıyor. Benim şartelim atıyor yani. Bu aptallığa karşı tepki göstermeye devam edeceğim. Arkadaşlar kısacası öyle. Konuyu toparlayayım. İslamiyet'in veya inancın veya mantığın, bilimin ters düştüğü bir şey değildir el çizgileri. Kitaba da buraya da yazdım. Burada da görebilirsiniz ön sözde. Hem bilimsel olarak Aristo'nun zaten bu el çizgilerinin tepelerini Aristo belirliyor. Zopyrus, Sokrates aralarında kaç defa şey geçiyor. Bu da William Werner'ın kitabında geçer. Zopyrus Sokrates'e diyor ki sen şehvet düşkünü bir ayyaşsın. O da diyor ki doğru ben şehvet düşkünüyüm. İçkiye de düşkünlüğüm var ama irademle bunları dengeliyorum diyor. Bak özetini veriyor adamlar. Yani el çizgileriyle ilgili durumu. İbn Sina diyor ki tedavilerde, tespitlerde kullanılır ama daha çok filozofların, felsefecilerin işidir diyor. Yani hukukta kullanırsın, sosyolojide kullanırsın. Tıpta bir tespit içindir yani. Olabilir diyor. Söylüyor da. O yüzden hem burada ben bilimle ilgili konularını hem burada dini olarak hadisleri, ayetleri paylaşmaya çalıştım. Hatta ayet numarasını yanlış yazdığımız için yayın evine söyledim. Yanlış yazılmış o diye ayet numarası. Sağ olsun birkaç okurum da bana yazdı. Evet. İsra 111 yazmışız. İsra 87 veya 83 olması lazım. Yanlış. Numara sayısı yanlış. Herkes kendi kabiliyetine göre amelde bulunur. Rabbin ise doğru yolu takip edenleri daha ziyade bilendir diye. İşte Aristo'nun tabir ettiği filozof Anaksagoras bu çalışmayı öğretmekle kalmayıp uygulayanlardan biridir diye buraya ekledim. Ayrıca Hispanos'un Hermes'e adanmış bir sunakta altın harflerle yazılmış Şiromansi üzerine bir kitap bulundu ve Büyük İskender'e yüce ve sorgulayıcı bir zihnin dikkatine değer bir çalışma olarak hediye gönderildi. Büyük İskender'e verilen bir hediye. Bu da hangi müzede bilmiyorum. Yazmamış çünkü. Ama bir müzede var İskender'e verilen bir sunakta üzerine yazılmış yüce ve sorgulayıcı bir aklın dikkatine diye el çizgileriyle ilgili şiromansi diye büyük ihtimal şiromansi Yunan alfabesinde geçiyor tabir olarak verilmiş yüce ve sorgulayıcı bir aklın dikkatine diye ve tüm medeniyetler kullanmışlar kullanıp faydalanmışlar fayda veren bir şeyin de zararlı olmadığı haram olmadığı zaten Müslümanlarca vakidir. Kısacası böyle bir sitem videosu da oldu. Bu aralar video çekemiyorum. Kaydediyorum olmuyor. Belki bu da olmayacak arkadaşlar. Kaydet tuşuna basıyorum. Durduruyorum ve video siliniyor. Umarım bu sefer öyle olmaz. Sizle bunu paylaşabilirim. Paylaşamazsam da kendi kendime konuşmuş olurum.
Hayırlı günler. Kendinize iyi bakın.